2014 yılında hem de 2019 yılında açılan davalarda tüm yargılananlar beraat etmesine rağmen siyasi iktidarın dayatması ile oluşturulan kurgu diye iddianamelerle yeni bir dava yarattılar. Bugüne kadar 20 hakimin değiştiği davayı Gezi'den, Gezi'nin değerlerinden intikam alma aracına dönüştürdüler. Sonuç olarak birisi daha önce iktidar partisinden milletvekili aday adayı olmak üzere 3 hakimden oluşan mahkeme heyetine verdiği kararla 4,5 yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis. Soma'da katledilen 301 maden emekçisinin ve geride kalan ailelerinin gönüllü avukatlığını yürüten, hala gerçek katillerin ceza alması için mücadele eden avukat Can Atalay, yine gönlü Soma için atan ve her fırsatta Soma'yı gündeme getiren Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özer'den Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise 18'er yıl hapis cezası verilmiştir. Gezi, karanlığa mahkum edilmek istenen bu ülkenin aydınlık geleceğidir. Gezi, suskunluğa mahkum edilmek istenen bu ülkenin nefesidir. Gezi, tüm farklılıklarına rağmen bu ülkede demokrasiden, adaletten, kardeşlikten, barıştan yana olanların çok sesli korusudur. Öyle de kalacaktır. Karanlığa teslim olmayacağız. Hiçbir lekeleme çabası, hiçbir hukuksuz karar bu gerçeği değiştirmeye yetmeyecektir. Bizler tamamen kurgu iddianamelerle, milyonların direnişi geziyle kelimeye dayanan, kolluk kuvvetlerinin gaz bombalı şiddetine karşı kullanılan maskeyi, deniz gözlüğünü, sargı bezini delil sayan bu kararı kabul etmiyoruz. Gezi, hepimize baskılar, zorluklar karşısında dayanışmanın, birbirimize kenetlenmenin, omuz omuza vermenin gücünü göstermiştir. İBB! İBB! Kazanacağız! Gün, Gezi'nin değerlerine daha sıkı sarılmanın günüdür. Gün, Gezi'de kaybettiğimiz canlarımızın, gençlerimizin anısına sahip çıkma günüdür. Gün, ülkede egemen hale getirilmeye çalışılan hukuksuzluğa, zorbalığa karşı 1 Mayıs'ta alanları doldurma günüdür. İnan ki şuraya gelmekten artık nefret ettim ben ya. Bak, Soma'da o kadar büyük katliam oldu, oğlumu kaybettim. Gönüllü avukatlarımız vardı bizi, onları savunacak. Biliyoruz ki onların geri gelmeyeceğini ama gelenlerin daha iyi yaşaması için, iyi hareket edebilmesi için onları öyle savundular. Biz onlardan bir savunduk. O devirde Selçuk Kozağaçlı avukat ölenlerin haklarını savundu, mahşe etti diye Mustafa Kemal Atatürk yanlış devletimi kurtardı, yanlış devletimi savundu, milletimi savundu demiş. Ben bunu çok düşünüyorum. Bu millet de bunu düşünsün. Sadece bu adalet ne avukatlar için ne bizim için. Herkesin başına gelebilir. Ben de... Ben 301 maden eşiyim. Bu faciayı biz yaşadık. Bu facia sebebiyle avukatlarımızı, Can Atalay'ı, Selçuk Kozağaçlı'yı öyle tanıdık ve bizim arkamızda durdular. Bizim adaletimizi savundular. Ama görüyoruz ki adalet yok. Adalet, onlar bizim katillerimizi savunduğu için cezaevine giriyorlar, katiller de dışarı çıkıyorlar. Böyle bir ülkede nasıl adalet buluruz? Ben Selçuk Kozağaçlı'yı atmakla kolumuzu kırdılar. Can Atalay'ı atmakla kanadımızı kırdılar. Ama biz pes etmeyeceğiz. Biz onun arkasındayız. Onlar demişti bize mahkemede, Soma'yı unutursak kalbimiz kurusun, biz de sizi
Biz de sizi unutursak kalbimiz kurusun. Unutmayacağız. Benim diyeceklerim bu kadar.